Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel aplike tavuklarımızı çalışacağız. Şöyle beyaz tavuk çalıştık papyonlu ibikli gayet güzel bir çalışma. Dilediğiniz yerlerde bu süslemeyi kullanabilirsiniz. Ben e, gagalarını sarı gözleri kahverengi papyon ve İpikleri ise kırmızı olarak kullandım ton farkları var bakınız bunda da sizler dilediğiniz şekilde papyonları da değiştirebilirsiniz iki buçuk numaralı tığımla ve herhangi bir beyaz iple olabilecek güzel bir çalışma elinizde kalan iplerle bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, şimdi yapımına geçelim ama öncesinde minik bir ricam olacak. Kanalımıza abonelik ücretsiz kanalımıza abone ol bölümüne basıp de aktif hale getirirseniz yorumlarınız ve beğenilerinizle de beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Sizlerin orada varlığını daha bir yakından hissetmiş olurum. Evet. Şimdi minik hatırlatmamızı da yaptıktan sonra bu güzel tavuklarımızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Sihirli halkamızı yaparak tavuğumuzu çalışmaya başlayalım. Şu şekilde işaret parmağıma ipimi birkaç e, döndürdüm. Orta parmağımın üzerine ipimin bir kısmını koyup altından geçirip şöyle üst kısımda çarpı yapıyorum. Geçiriyorum. Şuradan elimle tuttuğum bölümden kısa bölümden ve parmağıma dolalı olan yerden alıp altından geçiriyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve ipimi şöyle biraz kısaltıyorum elimi alıyorum iki defa tığımın başını dolayarak giriyorum yuvarlağın içerisine ikişer ikişer çekiyorum ve trabzanımı tamamlıyorum Tekrar iki defa tığımın üzerine ipimi alıyorum. Yuvarlağın içerisine giriyorum. Bu halkamın içerisine. ikişer ikişer çekiyorum. Tekrar iki defa doladım. Yuvarlığa giriyorum. iki iki çekiyorum. Doluyorum. tekrar iki defa yapalım aynı yere giriyorum 2 2 örüyorum toplamda 16 trabzan olana kadar işlemimizi tekrar edelim 2 4 6 7 tane olmuş 9 tane daha ördüğümüz zaman yuvarlığımız tamam olacak trabzanımızı örerek tamamladım sonrasında 16. trabzandan ilk başlangıç trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimin arkasını çeviriyorum. Ve zincirden ördüğüm trabzanın tepesine gelerek bu zinciri batıyorum. Arkasını çevirdik. Bakınız arkasından örüyoruz. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tavuğumuzun kenarlarını çalışmaktayız şimdi. Tekrar diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. Tavuğumuzu şuradaki bölümümüzü şu an örmekteyiz. Bakın şöyle tırtıklı bölümlerimizi çalışıyoruz. Diğerine batıyorum. Bir tane zincir. İpim yarımlandığı için görmemezlikten gelmiyorum. Hemen açıp yeniden yapıyorum. Batıyorum. Önce batıyorum. Bir zinciri çekip, sonra tekrar aynı yere giriyorum. Bir zincir çektim aynı yer. Yandakine battım. Bir zinciri çektim. Aynı yere girdim. Sırasıyla batıyorum. Bir tane zincir. Batıyorum. Bir zinciri çekip. Batıyorum. Bir zincir, yuvaya giriyorum. Önden de şöyle görünecek. Arkasından da örmeye devam edelim. Başladığımız yere kadar örerek geldim. Şimdi ilk ördüğüm yere girip batıyorum. İlmeğimi arasında geçiriyorum ve şuradaki görmüş olduğumuz kanatlarımızı örmeye başlıyoruz tavuğumuzun kanatlarını 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim aynı yere battım birinci kanadımı ördüm 1 2 3 4 5 6 ortadaki kanadımı birazcık daha büyük çalışıyorum daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincirimi örüp aynı yere batıyorum. Ve kanatlarımın ilk grubunu bu şekilde çalışmış oluyorum. Şöyle yaklaştıralım bakınız. Şu kısımdan çıkardım. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi kesip ipimizi içeri alıp gizliyoruz. Arka yönden gizliyoruz. Burası arka yönümüz. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum. İpimi şöyle gizleyeyim çirkin görünmesi. Kanadımın tam karşısına gelen bölüme yine batıyorum. Önce gövdemize battım, sonra ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip bu bağlandığım yere batıp diğer tarafındaki kanadını örüyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Ortadaki bir tane zincir fazla. 1 2 3 4 ve 5 aynı yere batıyorum. Çıkıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimizi buradan keserek gövde kısmımızı tamamlıyoruz yine ipimizi de içeriye gizleyelim şimdi başı için olan bölümümüzü örelim tavuğumuzun başını da daha küçük bir trabzan grubu çalışacağız bir defa dolayıp iki defa da çekeceğimiz bir baş çalışması olacak kenarını ise sadece sık iğnelerimizle dolaşacağız şöyle görelim bakınız yine sihirli halkamla çalışıyorum çaprazımı kurdum ipimi alıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle biraz daraltıp tığımın başını dolayarak giriyorum zincirim bir de bu trabzanım 2 3 4 ikili trabzan örüyorum bir dolayıp şöyle alıyorum 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı çalıştım kısa ipimi şöyle çekiyorum kısa ipimi çektikten sonra birinci ile 12 bağlıyorum 1 2 3. zincire gelip batıyorum ve şu şekilde içerisinden geçiyorum Bağlandıktan sonra üzerine bir sıra ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle batıyorum. Bakın bir zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanıma giriyorum. İlmeğimi alıyorum. içinden geçiriyorum. Diğerine batıyorum. İlmeğimin içerisinden. Sırası ile hiç atlamadan bütün trabzanlarımı bu şekilde örerek tamamlıyorum. Hiç atlamıyoruz bakın her bir trabzanma bir defa batıyorum bir zincirimi çektim bir zincirimi çektikten sonra burada... Başıyla gövdeyi birleştirme işlemini yapıyorum. Şimdi düz tarafını, bakın burası arkaydı. Düz tarafını şöyle çeviriyorum. Başını şu kısma yerleştirmek istiyorum. Şöyle tutuyorum. Her ikisini, ikisinde ters yönleri birbirine değmekte. Zincir çekmedim. Sadece şöyle alıyorum, tam ortalayarak. Buradan batıyorum. Diğer taraftan alıyorum buradan giriyorum 3 defa bağlanmamız yeterli dilerseniz 3 dilerseniz 4 defa da bağlayabilirsiniz şu şekilde bakınız bağladım bir tane de zincirimi çekiyorum ipimi burada kesiyorum tavuğumun baş kısmını da bu şekilde gövdeye birleştirdim şuradaki fazla iplerimi de arkasına alarak gizliyorum Şimdi işleme işlemine geçeceğiz. Şöyle ilk önce gagasının olduğu bölümümüzü ve gözlerimizi işledikten sonra tepesine tam ibeğini çalışıp boyuna da bir tane papyon takarak bitireceğiz. Bakınız şöyle gözünü, gagasını, papyonunu çalıştığımız zaman ne kadar güzelleşmekte. Şu an fazla güzel değil tabii ki taslak halinde. Şimdi işaretimizi koyuyoruz. Ben göz kararı yapıyorum. Bu ortanın hemen altından başlıyorum. Önce güzel bir üçgen yapıyorum. Üçgenimi çiziyorum. Diğer tarafa doğru geçiyorum. Önce düz. Sonrasında diğer tarafa geçip aşağıya doğru tam ortalıyorum. Yukarıdan çıkıyorum. tekrar aşağıya doğru iniyorum. Ve bu belirlediğim bölümü doldurmaya başlıyorum. İşaretlerimin dışına taşaraktan paralel bir şekilde doluyorum. şöyle arkada biraz toparlanmakta biraz büyük yapmışım sizler daha dikkatli yapın uğraşmayın daha küçük tabi fazla da küçük olmasın o zaman da yorucu olmakta Evet yeterli oldu gagamı çalıştım arkasından düğümü atıyorum gagamızın keselim. Gözlerimi işlemeye başlıyorum. Yine düğümümü attım. Bu şekilde ayarımı yapıyorum. Minicik gözler yapıyoruz. Tabi hazır gözleriniz varsa onlardan da takabilirsiniz. Burada biz olmayan arkadaşlarımız için alternatiflerimizi yapıyoruz kendi iplerimizde işleyerek gözlerimizi çalışıyoruz. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafa da yine gözümüzü aynı buraya işlediğimiz gibi işleyelim. İlk defa yapacak arkadaşlarımız belki zorlanabilir, belki çok mükemmel yapabilir, hiç belli olmuyor. Bazen ilk yaptığımız şey daha özendiğimiz için sanki çok güzel oluyor ama zamanla illaki bir el alışkanlığı gelişiyor bu şekilde gözlerimizi de tamamlayalım arkadan düğümümü atıyorum ve gagamızı örmeye gagamızda gözümüzü ördük ibiklerimizi örmeye başlayalım tepe noktasına tam alnının ortasından şöyle giriyorum kırmızı renkteki ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip tepesine batıyorum. Yeniden zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip yine tepe noktasına batıyorum aynı yere batmaya özen gösterelim arkadaşlar sonra bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve gagasını gaga diyorum hep ibiğini çalışmış oluyoruz arkayı çeviriyorum ibiğimin fazla iplerini içeriye doğru kendi rengine alıp gizliyorum ipimizi de tamamladık. Şimdi papyonumuzu örmek için hazırız. Fazla iplerimizi temizliyoruz. Şimdi papyonumuzu çalışmaya başlayabiliriz. Zincirimizle başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Birinci zincirin içerisine gelip batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tekrar tığımı başını doluyorum. Birinci zincirin içerisine giriyorum. 1 2 3 defa örüyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzan oldu. Tekrar dördüncüyü yapıyorum. 4 trabzanı ördüm. 1 2 3 4 trabzan sonrası 3 tane zincir çekip başlangıç noktama gelerek batıyorum papyonumun bir bölümünü ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımız oldu. Başlangıç ve bitiş zinciriyle. Şimdi 1, 2, 3 papyonun diğer yönü için 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ortaya 3 tane trabzanımı örüyorum. bir dolayıp 3 defa da alıyorum. Başlangıç 3 zincirimle birlikte 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 4. 3 tane zincir çekiyorum. Ve son bölümü gelip batıp örüyorum ve ipimi biraz geriden kesiyorum. Papyonumuzu bu şekilde ördüm beşer trabzanla başlangıcında ve bitişinde üçer tane zincir var ortada ise üç trabzan sonrasında tam orta yere gelecek şekilde fazla kopardığım ipimi şu şekilde sarıyorum. Şöyle görelim ve papyonumu ayarlıyorum. Buradaki fazla olan ipimi bir iğne takıp hemen boğaz kısmına şu şekilde dikiyorum. İğnemi taktım. Ve dikmeye başlıyorum. Zaten küçük bir boğazı olduğu için şöyle batırıyorum. Diğer tarafından çıkıyorum. Yeniden diğer tarafı da aynı şekilde batıp boğazımıza papyonumuzu sabitliyoruz arkasını çevirip düğümümü atıyorum ve güzel minik tavuğumuz kullanılacak yerine hazır hale geliyor çalışmamızı aşama aşama bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.